sanki bir çikolata, bir şekerleme tabağı varmış gibi duruyor. Çünkü hepsi rengarenk ve çok canlı. Ama bunlar düğme. Kendileri küçük, işlevleri büyük ve dilleri var. Hangi malzemelerden yapılıyor? Hangi düğme bize ne ifade ediyor? Acaba kişilik özelliğini yansıtıyor olabilir mi? İşte tüm bu detayları şimdi bize Mustafa Oktay anlatıyor. Mustafa Bey, düğmeler çok küçük ama hayatımızda oldukça fazla yer kaplıyorlar. Ben böyle bir düşünüyorum, size bakıyorum, kendime bakıyorum, sizde benden daha fazla düğme evet. var. Öyle midir, erkekler daha mı düğmeli giyinirler? Yani erkek kıyafetlerinde düğme kaçınılmaz oluyor. Özellikle ceket, takım elbise veya pantolonlarda muhakkak düğme kullanılıyor. Ve özellikle en güzel, en göz alıcı düğmeler erkek kıyafetlerinde. Evet. Kullanılıyor. Şöyle size şöyle bir bakınca kaç tane düğme vardır üzerinizde şu anda? Şu anda tahmin ediyorum 10'un üzerinde düğme var ve bunlar çok özel düğmeler. Zaten 4, 2 kolunuzda 8 var. Evet. 2 de ceketin ön düğmesi 10. Gömleğiniz de var. Evet, bayağı maşallah. Bayağı var. Evet. Taşıyoruz. Peki şimdi düğme deyince dediğim gibi çok küçük bir detay ama kıyafeti de gösteren önemli bir aksesuar. Nedir düğme? Hangi malzemelerden yapılır? Biraz düğmeleri sizi bulduk. Evet. Konuşalım, dinleyelim. Demin söylediğiniz gibi üzerimizde en az 20-30 tane hepimiz düğme taşıyoruz. Düğmeler birçok malzemeden yapılabiliyor. En basitinden indirgersek polyester, işte sentetik malzemelerden başlamak üzere daha üst kaliteli gruplara kadar gidebiliyor. En üst seviyede gerçek hayvan boynuzundan yapılmış ki bunlar eti için mezbahanelerde öldürülen hayvanların boynuzları. Bunlar mesela hangi hayvanların boynuzları? Sarı olan inek boynuzu, siyah olanlar bufalo boynuzu. Hı-hı. Biz fabrikamızda bu boynuzları düğme formu haline getiriyoruz. Hangileridir onlar? Var mı önümüzde? Evet, burada gördüğünüz şu ürünler inek boynuzundan yapılmış. Hı-hı. Çok kaliteli ve oldukça da pahalı olan ürünler. Daha çok takım elbise firmaları veya kaliteli bildiğimiz marka firmalar bu tarz pahalı ürünleri tercih ediyorlar. Bunun doğal olmasının peki kıyafetimizde şıklık dışında başka nasıl faydası var? Şimdi doğa açısından düşünüyorum, hayvanların eti için kesilmiş hayvanların boynuzu dediniz. Bir kere doğayı koruyoruz. Tabii ki. Ama bir de dönüşüm olarak bakarsak herhalde yine sentetiğe göre doğaya faydası çok daha fazla. Şimdi tabii ki bunları toprağa gömdüğünüz zaman en fazla bir hafta veya iki hafta içerisinde tekrar doğaya dönüşümü olabiliyor. Sadece bir ürün olarak düşünmeyin. Bugün dünyadaki milyarlarca insanın üzerindeki düğmeleri düşünün. Bunların doğal olması da kıyasla polyester veya sentetik olması arasında oldukça büyük fark olacaktır diye düşünüyorum. O zaman düğme seçimimizle yine doğaya zarar fayda dengesini biz de etkilemiş oluyoruz. Diğer bir hususta bunların insan sağlığına bir zararı yok ama polyester malzemeler biliyorsunuz kanserle ilgili bir takım fitalat, fitalat diye bir malzeme var. Biz bunu zaman zaman gündeme getiriyoruz. Bu malzeme olduğu zaman özellikle bebe giyiminde, çocuk giyiminde bunların kullanılmaması gerekiyor ki en azından kanserojen malzemeler olmasın içerisinde. Peki doğal olarak şimdi boynuzlardan bahsettik. Hayvan boynuzlarını kullanıyorsunuz. Başka doğal olarak hangi malzemeler var Mustafa Bey? Şu ürün çok enteresan gelebilir size. Korozo dediğimiz. Korozo. Orta Amerika'da Ekvator ülkesinde yetişen bir bölgesinde tamamen doğal bir tür palmiye ağacının meyvesinin çekirdeği. Meyvenin çekirdeği. Evet, bu gördüğünüz meyve, bunlar da çekirdeği. Bu çekirdeklerin içerisinden şu şekilde form haline getirip bunları daha sonra düğme haline getiriyoruz. Şurada var mesela, orada sanki her birinin bir yuvacığı var. Onlar böyle çıkıyor mu onun içinden? Tabii bunlar daha sonra çıkıyor, kesiliyor ve biz bunları düğme olarak... Hafif ama sert gibi. İngilizce bitkisel fil dişi anlamına geliyor. Oradaki kabilelerin bu bir geçim kaynağı. Aynı zamanda bunun ticaretin artmasıyla oradaki ormanlar korunuyor, ağaçlar kesilmiyor. Birleşmiş Milletler tarafından ticareti desteklenen bir ürün. Dünyada en fazla üretimini ve satışını yapan firma biziz ve bütün ürünlerimizde, müşterilerimize bu ürünü bitkisel yapmaya çalışıyoruz. Bitkisel fil dişi. Evet. Bununla herhalde başka ne alanlarda kullanılıyor bu korozo?
Bu malzemeler aynı zamanda dekoratif amaçlı süs malzemeleri ya da bayanlarda mücevher anlamında da kullanılabiliyor. Şu gördüğünüz örneğin tamamen el yapımı, korozodan yapılmış. Düğmeyle aynı ham madde evet, yani. Evet, aynı ham madde. Yalnız dekoratif amaçta. Ha, burada da evet. Evet, bir kuş. Kuş var. Evet. Bu korozodan yapılmış düğme hangisi? Korozodan yapılmış düğmeler şu malzeme. Aha. Örneğin. Bunun en büyük özelliği üzerinde ağaç kabuğu şeklinde damarlarının evet, belirgin olması. Evet, damarları var. Ve istediğiniz renge tonin ton olarak yapılabiliyor olması. Şimdi düğmelerin bir anlamı var diye demin konuşurken bu düğmeler daha kaliteli, daha klasik ve detaylara dikkat eden insanlar tarafından tercih ediliyor. Polyester düğmelerine nazaran. Peki biz acaba bir işte hırkayı beğendiğimizde düğmeleri neyi bize önce çekiyor? Düğmeleri çekiyor olabilir mi bu anlamda? Düğmeler kaliteyi belirleyen önemli bir unsur o zaman. Aslında onu belki o anda fark etmiyorsunuz. Bir bütün olarak bakıyorsunuz ama o düğmenin, kaliteli bir düğmenin yerine çok basit bir düğme koyduğunuzda inanın ki ürünün bütün görüntüsü çok değişecekti. Evet. Benim kendi kişisel izlenimim, düğmelere dikkat eden insanlar daha detaycı, kendisine dikkat eden, çevresine dikkat eden insanlar. Ama düğmeye dikkat etmeyip her gördüğü ürünü alan insanlar bence biraz daha hem kendisine çok dikkat etmeyip çok detaylara girmeyen insanlar. O bakımdan ben... Düğmelerin bir dili var diyorsunuz. Evet, anlatıyor insanın kişiliğini evet, de. Ben kendim görüşmelerimde bir kişiye bakarken ilk başta düğmelere dikkat ediyorum. Ki tabii o işiniz sebebiyle. O düğmelerden biraz da kişilik tahlili yapabiliyoruz. Üç evet, aşağı beş ona yani. Göre belki iş evet, toplantılarında strateji evet, belirliyor olabilirsiniz. Evet, evet. Gizli bir şey bu formül. Şimdi bir ceketin üzerinde çok ucuz kalite bir polyester düğme olan bir kişi eminim ki çok detaya veya kendi kişi... Ama çok da anlamayabiliyoruz çoğu zaman. Yani bakıyoruz böyle güzel görünüyor. Mesela benim önümde şimdi bir sürü düğmeler var. Kıyafetle belki bir araya geldiğinde evet, onu anlayabilirim. Ama şöyle de bir şey var. Çok iyi ürün üreten bir firma, bir tekstil firması herhalde ki iyi düğme kullanır evet, diye biz onu düşünüyor olabiliriz belki. Siz tabii markanıza orada güvenmek zorundasınız. Evet, markaya güvenmek zorundayız. Bu markaya güvenerek hareket edeceksiniz. Ama bu tabii tüketiciden de biraz bilinçlenirse, örneğin Avrupa'daki tüketiciler bir ürüne baktıkları zaman onun düğmesinin ne olduğunu dahi biliyorlar. Ben buna çok zaman şahit oldum. Ben de şimdi anlayacağım artık zaten. Evet. Dokununca aşağı yukarı bileceğiz. Bunlar deri mi? Deriden de düğme yapıyoruz. Hı-hı. Onlar da tamamen doğal, doğal düğmeler. Doğal deri. Burada el kumaşlar yapımı, var. İplikten el yapımı olanlar var. Hatta enteresan gelebilir, hayvan kemiklerinden yapılmış düğmeler. Kemik. Evet. Bunlar da kemik düğmeler. Hı-hı. Yine aynı şekilde eti için öldürülen kesin hayvana, kesilen hayvanların kemiklerinden. Şurada pırıl pırıllılar var. Onlar sedefli gibi duruyor. Bunlar da deniz kabukları. Hı-hı. Okyanuslarda özellikle inci çiftliklerinde. Kültür incileri. Evet. Bunlar için herhalde ki toplamıyoruz yok, onları. Evet. Çünkü burada en önemli şey biz bunları üretirken çevreye zarar vermememiz gerekiyor. Aynen bu korozoda olduğu gibi, boynuzda olduğu gibi, sedefte olduğu gibi üretim fazlası olan ürünleri düğme haline çevirerek o şekilde düğmede kullanabiliyoruz. Orada yine var büyük, daha büyük düğmeler. Onlar da yine boynuz herhalde evet, değil mi? Bunlar da yine... Boynuz düğmeler. Bunlar hayvan boynuzunun en uç kısımları. Peki benim önümde böyle setler var. Böyle bu düğmeler set halinde mi verilir? Yani şey midir takım elbise için? Evet. Set midir? Müşterilerimiz set olarak istiyorlar bizden. Belli boyları var, standart boyları. Bu boylara göre bize adetleri bildiriyorlar. Bu şekilde fabrikada üretim nasıl yapıyoruz. Nasıl olur? Bunlar kol için, işte bu pantolonun fermuar evet, üstü evet, falan gibi mi? Büyük boy düğmeler, 32 boy dediğimiz düğmeler ceketin ön kısmında şurada gördüğünüz gibi evet, kullanılıyor. 24 boy düğmeler, daha ufak boy düğmeler kolda. Bu artık bir dünya standardı standart olmuş. Peki dünyada baktığımızda nasıl durum? Düğmecilikle ilgili biz iyi bir yerde miyiz Türkiye'de? Şimdi Türkiye bu alanda tekstil sektörünün en ileri firmaların en ileri ülkelerinden biri olduğu için yan sanayinde de oldukça iyiyiz. En önde olan ülke İtalya bu konuda biliyorsunuz. Tekstile bağlı, evet, modaya bağlı. Evet, biz de onu yakından takip ediyoruz. Şu anda bizim sektörümüzde oldukça iyi konumda. İhracat anlamında evet, da iyiyiz. Evet. Çok teşekkür ederiz Mustafa Bey. Düğmelere hiç bu kadar yakından bakmamıştık. Sayenizde aralarındaki farkları öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.